Merhabalar dostlar, Ece Üstelik'i yeni serimiz olan Osmanlı İmparatorluğu 1444 Osmanlı İmparatorluğu serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. 1944 Rise of the Ottoman, yani Osmanlı'nın yükselişi adlı senaryomuzla Osmanlı İmparatorluğu oynayacağız. Bu senaryonun amacı şu ki 1444'lü yıllardan sonra Osmanlı yavaş yavaş yükseliş dönemine giriyor ve Osmanlı gücüne güç katmaya başlıyor diyelim. Gücüne güç katıyor. Yani önce iki kat artıyor gücü, sonra o iki katın iki katı kadar artıyor. Sürekli katlanarak gücü artıyor Osmanlı'nın. Bu senaryoda 1944 yılında Padişah Fatih Sultan Mehmet, bizim bu serideki nihai hedefimiz Osmanlı'yı bir cihan devleti haline getirmek, Memlük Sultanlığını, Medine'yi ve Hicaz'ı ele geçirerek hilafelik, hilafet deniyordu değil mi ona? Evet. Ya, Fatih Sultan Mehmet'i halife yapmak ve Osmanlı'yı hilafet makamına çıkarmak olacak. Başarılı olabileceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Umarım ki başarabileceğiz. Hepimiz için güzel bir seri olmasını diliyorum. Seriye başlamadan önce isterseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. İsterseniz diyorum, zorlama yok. Hızlı bir şekilde o zaman serimize başlayalım. Ayarlarımız zaten yapılı. Şu şekilde başlayalım o halde, evet. Bulunan ordumuzu hemen terhis ediyoruz ilk olarak. Şu anda Osmanlı olarak herhangi bir orduya ihtiyacımız yok. Ardından vergiler, mallar, yatırımlar ayarlıyoruz. Ve teknoloji puanlarımızın dağılımını her zamanki gibi klasik bir şekilde yapıyoruz. Bu şekilde 3-3, 6-6, kalan yere de 15 adet şu şekilde. Evet, ayırdım. Evet, şimdi ilk iş olarak biz en güçlü devletlerle, bakın mesela Karakoyunlular ve Memlüklüleriyle, yukarıda Altın Ordu, ha bu dönemlerde Altın Ordu yok değil mi, özür dilerim. Sadece bu iki devletle, bir de Macaristan Krallığı ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Onlarla ilişkilerimizin iyi olması bizim için çok önemli. Burada şey var. Bizans var İstanbul'da. Bildiğiniz üzere İstanbul'da tam 1453 yılında fethedeceğiz, gerçekçi olması açısından. Bundan önce şey yapmayı planlıyorum. Karamanoğulları ve Candaroğulları beyliklerini ele geçireceğiz. Bundan önce. Hatta isterseniz Karamanoğulları için sefere çıkmak ya hazırlanalım. 1453 yılından önce bu iki beyliğin Osmanlı hakimiyeti altına girmesi lazım. Bunu başarırsak gerçekten çok çok güzel olur. Böyle bakıyorum, ortalama 20 bin kişilik bir ordu ile birlikte Karamanoğullarının üstüne yürüdüğümüz zaman rahat bir şekilde kendilerini ele geçirebiliriz. Bu şekilde ordularımızı birleştirelim. 2 binlik bir ordu daha lazım bize şöyle. Şöyle gel bakalım. Şöyle 498 orduyu başkentimize yönlendirelim. Ordu telefi yapmak istemiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle bir 1000 ordu daha basalım. Evet. Böylece her sınıra 3'er binlik Osmanlı ordularını yönlendirebiliriz. Hızlı bir şekilde Karamanoğullarını, ardından da Candaroğulları da ele geçireceğim. Ve yavaş yavaş artık sistematik bir orduya geçeceğiz. Yani şu şekilde sınırlarımızı belli miktarda garnizonlar ile koruyacağız. Bakın, sınırları ordu yerleştirmeyeceğiz. Garnizonlar yerleştireceğiz. O garnizonlar ile koruyacağız. Ben bu iki devleti ele geçirip ardından da şu Yunan toprakları Yunan tarafına elime geçirdikten sonra bu dediğimi yapmaya başlayacağım. Evet. Toplamda 21 bin kişilik bir ordu ile birlikte 5 Aralık 1450 yılında Karamanoğulları Beyliği'ne savaş ilan ediyorum. Buradan artan orduyu da doğrudan olarak Candaroğulları Beyliklerini ele geçirmek için kullanacağız. Evet, harika, çok güzel. Sizler de burada birleşin. Ve Karamanoğulları yalnızca, bakın, yalnızca 3 aylık gibi bir sürede ele geçirildi. Gerçekten bu muazzam bir şey. Bu arada 1451 yılı geldi. En yakın zamanda hemen 1, 2, 3, 4. Şuraya gel. Bir 900 ordu basım işlemi gerçekleştir burada. Böyle 4000'er ordularımızı yönlendirelim hemen sınırlara. Bakın, 1451 yılı geldi. Tam 1453 yılında İstanbul'u ele geçireceğiz. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Hızlı davranmamız lazım. Candaroğulları'nı alırken 1452 yılı geldi. Evet, 5 Nisan 1452 yılında Candaroğulları Beyliği'ne de savaş ilan ettik. Hızlı bir şekilde Osmanlı'yı hızlı bir şekilde büyütmek için ve 1 aylık gibi bir sürede onu da ele geçirdik. Hemen ordularımı yönlendiriyorum başkentime. Hemen ordu basım işlemlerine geri başlayıp belli bir ordu düzeni kurmamız lazım bizim. Bizans sınırına. 1453 yılı geldiğinde çünkü Bizans'a direkt olarak savaş ilan edeceğiz ve o yıl Bizans'ı ele geçireceğiz. Böyle bir bakıyorum. 1453 yılı geldi. Şu şekilde ordu ayrımlarını gerçekleştiriyorum o halde. Bir de Larissa'ya, evet, Larissa'ya ordu yönlendirmemiz lazım.
Ufak bir kredi alma işlemi gerçekleştireceğim. Evet. Ordularımız hazır. Ve 27 Ağustos 1453 yılı itibariyle birlikte Bizans'la da savaşımızı ilan ettik. Gerçekçi olması açısından tam 1453 yılında Bizans'la savaş ilan ettik. Umarım ki de bizler için güzel bir savaş olacak. Şöyle ordumuzu da buraya getirelim. Ne olur ne olmaz. Ve Bizans tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiş bulunmaktadır. Aynı şekilde Atina Dükalığı da artık bize bağlı bir devlet konumuna getirildi. Evet. Ordumuzu sadece 15 binlik bir kısmını başkentime yönlendireceğim, Edirne'ye. Kalan orduların terhisini gerçekleştireceğim. Yoksa gerçekten çok büyük sıkıntıdayız. Şu orduyu Ankara'ya mı? Oğlum orduyu götürebileceğim hiçbir yer yok, şaka gibi. Ordu şimdilik bir Sofya'ya gelsin. Ülke birazcık zor zamanlara girmiş olabilir ama bunlar en kısa zamanda çözülecektir, merak etmeyin. Özellikle de Osmanlı Devleti'ne yapacağımız yeni yatırımlar ile birlikte eskisinden daha güçlü bir Osmanlı ile dünyanın karşısına çıkacağımıza kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Aslında buradan direkt Epire'de saldırabilirdik ama dediğim gibi Yunan topraklarını da tamamen ele geçirip öyle mi yapsak? Evet, dediğimizi yapalım bence. Epir 1, 2, 3, 4 sınırımız var. Böyle bir 1000 ordu daha basalım. Hızlı başladık, farkındayım ama ilerleyen zamanlarda gerçekçi ilerleyeceğiz. Merak etmeyin. Gerçekçi olarak ilerleyeceğiz. Hiçbir merakınız olmasın bu konuda. Gerçekçi ilerleyeceğiz. Böyle Epire'de savaşımı ilan ettim ve Epir devletini de birkaç günlük bir sürede ele geçirdiğimi düşünüyorum. Evet, bir aylık, bir ay 23 günlük bir süre dilimi içerisinde ele geçirmişiz. Gayet güzel. Böyle bir birleştirelim. 1286. Normalde 3000 basmam lazım. Ama 86 çıkarırsak 2000... Oğlum kaç yapıyor lan? 2918 mi? Matematiğim çöktü bir anda. Ya 4 ordu fazladan olmuş. Terhis edelim onu da artık. Evet, bu arada gelirimiz asimile işlemleri tamamlandıkça arttı. Evet, asimilasyonu %100 olmayan belli başlı topraklarımız var. Hemen o toprakların asimilasyonlarını gerçekleştireceğim. Adalar. Şu adalara bir harekat düzenlemeyi planlamıyorum. Şimdilik dediğim gibi garnizonlara ihtiyacımız var bizim. Garnizonlar bizim için özellikle çok önemli. Garnizonlar kesinlikle önemli. Garnizon kurmamız lazım bizim. Başkenti bu arada İstanbul'a çekeceğiz. Bildiğiniz üzere başkentimizin İstanbul olması, yeni başkentimizin İstanbul olması bizler için çok çok önemli. Şurada bir istikrar haritasını açalım bakalım. %100 olacak sanırım. Olmadı %100, inanılmaz. Çok az bir şey de kaldı %100 olmasına. Tamam, şimdi bu ordumuzu buraya yönlendirebilir miyiz? Evet, oldu zaten %100. Tamam. Güzel, güzel. Şu anda ülkemizde bir hastalık var ama tabii ki de doktorlarımız hemen onların tedavisini buldu. Ya Osmanlı'nın mekteplerinde yetişip de yani ilim sahibi olmayan hiçbir insan yok. Kesinlikle ilim sahibi olmayan hiçbir insan yok. Yavaş yavaş garnizon sistemine geçebiliriz ama ondan önce ülkenin birazcık ekonomiye ihtiyacı var. O yüzden de hemen ülkeye biraz ekonomik yatırımlar yaparak başlamak istiyorum ülkeyi kalkındırmaya. Şu anda ekonomide ülke birazcık geri de bildiğiniz üzere onu halletmemiz lazım. Hızlı bir şekilde onu halledelim. Ortalama 500 binlik bir ekonomiye devleti getirdikten sonra artık bırakacağım yatırımları ve garnizon oluşturmaya başlayacağım. Bu garnizonlarımız belli başlı mezralara ayrılacak. İşte Anadolu garnizonudur, Yunan toprakları, Ege garnizonudur, Balkan garnizonudur. Bu şekilde ayrılacak. Anadolu'yu bu arada tam hakimiyetimiz altına almadan da durmayacağım. Bir dahaki bölümde kalan beylikler üzerine bir harekat düzenlenecek. Özellikle Karakoyunlular bu topraklara girmeden bizim bu toprakları ele geçirmemiz lazım. Yani bu toprakların Karakoyunluların eline geçmesi kesinlikle hiç hoş olmayacaktır. Anadolu toprakları Karakoyunluların eline geçmemeli. Yoksa Karakoyunlularla da savaşmak durumunda düşeriz. Türk'ün Türk'le savaşmasını hoş bulmuyoruz. Birazcık para biriksin, öyle yapalım bu yatırımı. Bir daha para birikecek. Heh, şimdi yapabiliyoruz. Evet. Şu anda 388 binlik bir ekonomiye devleti çıkartmış bulunuyoruz. Gerçekten devleti ilk bulunduğu duruma göre bayağı bir güçlendirdik. Mutluluğumuz %100 değilmiş. Mutluluğumuzu %100 yapmak için vergileri kapatırız ve böylece mutluluğumuz yavaş yavaş %100 olur. Bu arada Macaristan şu anda Polonya ile savaş içerisinde ve
İkisi birbirine çok denk güçler. O yüzden kimin kazanabileceği hakkında en ufak bir fikrim yok. Şu kazanır ya da bu kazanır demek istemiyorum ama Polonya kazanacak gibi duruyor. Polonya'nın vasalı da varmış. Evet, Polonya kazandı. Tahmin etmiş. Akkoyunlular ve Kırım Hanlı. Yani kesinlikle bizler için hiçbir tehdit unsuru içermeyen iki devletten savaş ilanı aldık. Ordularımız gelene kadar hızlı bir şekilde biz asker basım işlemlerimizi gerçekleştiririz. Oo, bir dakika, dur, işler karışır aga. Boğdan Prensliği'yle Polonya ile de savaşa girdik. Ne oluyor? Sorma sahip. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Akkoyunlular bizi herkese karşı kışkırtmış. Herkese karşı kışkırtmış. Akkoyunlular hariç diğer hepsini affedeceğim lan. Ama Akkoyunluları affetmeyeceğim. Akkoyunluları affetmeyeceğim. Heh, gel şimdi. Sen şimdi bitmedin mi oğlum? Seni şimdi yemedim mi? Seni şimdi yemedim mi ben? Bekle sen, bekle. Ordum gelene kadar bekleyeceğim ki ben. Beklerim ben. Ben deliyim, beklerim. Evet, 40 binlik bir orduyla ben şu toprakları bir gireyim. Bak. Ben girmeyeceğimi söyledim. Sen bana savaş ilan ettin. Bütün her şeyi fitilini ateşledin. Ben şimdi Anadolu seferi yapmayacağımı yapacağım. Anadolu'daki diğer devletlere yazık olmayacak mı şimdi? Ben ilk başta buralara saldırmayacağımı söyledim. Yaptığın şey ayıp ya. Yani gerçekten yaptığın şey çok ayıp. Ben buralara saldırmayacağımı özellikle söyledim. Al şimdi Dulkadirioğulları'yla da savaşmak zorundayım ben. Neden? Çünkü Anadolu'ya bir kere girdin abi. Bir kere girdin oralara. Bir daha buradan çıkamazsın ki. Ya bir kere girmişsin buraya zaten. Nereden nereye çıktığın belli değil ki. Bir daha nereye çıkıyorsun? Bir kere girim... Tövbe estağfurullah. Ha bir de kabul etmiyorsun yani. Bitirdim seni ben, bekle. Bekle sen. Bittin oğlum sen. Sen bittin. Bittin. Seni vasalım yapacağım. Bekle. Seni vasalım yapacağım. Bekle. Bekle sen. Şu toprağı bana bir ver bakayım sen. Ya 500 orduyla da orayı ele geçirmezsin ama ya. Gelin aga şuraya. Gel şuraya. Ya yeter. Yap şuraya bir ikmal kampı. Direkt şuraya çıkın. Buradan buraya değil abi. Direkt buradan buraya çıkar mısınız? Lütfen. Evet, oraya hemen gerilerden de ordu götüreceğim ben. Hiç merak etmeyin. Lütfen ya büyük dükkanına cezasını vereceğiz. Tabi barış anlaşmasını kabul etmezse. Ki etmiyor. Boğdan Prensliğinden de bunun cezası alınacak. Boğdan Prensliğinden askeri erişim vermenin cezasını keseceğim kesinlikle. Yani bunun cezasını keseceğim onlardan. Bunun da cezası elbet alınacak. Bunun da bedelini ödeteceğim size. Bizim arkamızdan iş çevirmek ne demekmiş, o zaman göreceksiniz. Osmanlı'nın arkasından iş çevirmek ne demekmiş, sizlere en güzel cevabımı vererek göstereceğim. Hele bir şu savaş bitsin, ben sana yapacağımı biliyorum. Hele bir şu savaş bir bitsin. Bu savaş 3 yıldır devam ediyor. Litvanya biraz bırakacak mı artık beni Litvanya? Lan 3 yıldır savaşıyoruz. Sen ne istiyorsun? Ne olsun istiyorsun? Ben anlamıyorum ki seni. Al 4 yıl olmuş savaşmaya başlayalım. Lan bırak artık. Allah Allah. Lan sen benden ne istiyorsun? Tövbe tövbe. Oğlum ne istiyorsun benden? Bıraksana beni. Allah Allah. Barış anlaşmasını herif kabul etmiyor lan. Lan sen ne olsun istiyorsun sen? Sen ne olsun istiyorsun? Herif vallahi kabul etmiyor barış anlaşması istemi. İnanılmaz. İnanılmaz ya.
Sen ne olsun istiyorsun? Ben anlamadım ki seni. Ya kabul etmemiş gene. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Oğlum 100 bin ordu kaybı vermişsin. Bırak artık beni ya. Hele şükür ya. Akıllandın hele şükür ya. Ya yemin ederim. Bütün şeyimi berbat etti. Kendimi berbat etti ya. Beni berbat etti ya. İnanılmaz, yemin ederim inanılmaz ya. Bir taraftan Anadolu'dan saldırıyorlar, bir taraftan başka bir yerden saldırıyorlar. Kafayı yersin ya. O Anadolu'ya bir kere girince o seferleri yapmadan oradan ayrılamazsın abi. Bir de öyle bir durum var ya. Yani gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyorum şu anda ve sınırımda iki tane düşmanım olan devlet var ya. Bunlardan gelecek ani bir savaş ilanına karşı koyamam şu anda mesela. Hani gücüm yok karşı koymaya. Gücümü bitirdiler zaten, istedikleri şey bu. Gücüm bitsin ki hazırlıksız yakalanayım. İstedikleri şey bu. Ama ben onlara istedikleri şeyleri vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Neyse dostlar, artık bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.